Abi şu an World of 2024 İstanbul etkinliğindeyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Müthiş bir Mayıs ayı bitti. Öncelikle tebrik ediyorum. Mayıs ayında satıştan yenilemeye, customer success'e, Mars'tan vesaire hepsi baya baya güzel geçti. Elinize sağlık. Öncelikle bir kendinize alkışlar mısınız rica etsem? Teşekkür ederim. Bir kez daha World Def'teyiz. Tarih yazıyoruz, yazmaya devam edeceğiz inşallah. Tüm etkinlik alanındaki tek iki katlı stand olan İKAS'ın ana standı var. Bu stand arkadaşlar iki katlı. Girişte de böyle alt katta da insanlarla konuşacağız, ayaküstü muhabbet vesaire edebileceğiz ama daha ciddi bir leadle yukarıya davet edip alt katında da şu standın alt katında arkadaşlar bir toplantı odası var kapalı. Bir kapıdan giriyorsun, bildiğim bizim ofisteki 6 kişilik ana toplantı odası gibi 6 kişilik masamız var, televizyonumuz var. Böyle ciddi bir görüşme varsa, lead varsa hemen konuşacağız. Gerekiyorsa arkada ana toplantı bölümünde bir yere alıp iş bitireceğimiz yer. Sizler gibi bu yolu benle çıkan, sonradan dahil edip bu hikayeyi gerçekten namus meselesine dönüştürenler de. O yüzden çok teşekkür ediyorum size. Güzel bir etkinlik geçsin. Kazamız mübarek olsun. Me gusta los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. Tam olarak onu yapacak hamleler planlıyoruz. Bakalım inşallah hem Türkiye'de hem Almanya'da yapacağız bir şeyler, güzel hareketler. Ayrıyeten bir hayranlığını da dile getirmek için. Sağ olun. O sizin, yani ailece yaptığınız yüce gönlünüz. Çünkü bu kolay bir şey değil ya. Yani hepimiz gururlanıyoruz ama içeride birbirimizin başarılarıyla mutlu olmak, gururlanmak, o herkesin yapabileceği bir şey yok. Tam tersi oluyor genelde çünkü çekemiyor insanlar birbirine. O yüzden o sizin yüce gönlünüz, çok teşekkür ederim. İnşallah bizim işbirliğimiz de çok daha güzel büyük başarılara vesile olur diyeyim yani. İnşallah. Öyle bir durum olursa hemen backuplarlar. Duruma göre belki bir partner daha kaydırırız veya bir insight'tan bir kişi kaydırırız bir de. Buradaki kritik konu hani şimdi belki 10 kişiyiz ama hakikaten 2-3 kişinin burada, 2-3 kişinin burada hep köşelerde hep böyle üçer üçer kişi vesaire kişi olması lazım. Bankoda diye düşünüyorum ben. Tabii ya, hep bankoda vesaire, hep böyle şey. Hani herkes aynı yerde muhabbet ediyor gibi olmaması lazım. Yani böyle hakikaten özellikle buraları iyi kabul etmemiz lazım o tarafta. İKAS Türkiye'den herkese merhabalar. Avrupa'nın en büyük e-ticaret fuarlarından biri olan World Def bugün İstanbul Yeni Kapı'da başladı. Önümüzdeki dönemde sadece bir altyapı şirketi değil, aynı zamanda onlara pazarlama araçları sunan bir MarTech şirketi de olma yönünde ilerliyor olacağız. Bizim İKAS olarak amacımız kendi alanımızda e-ticaret altyapı şirketleri arasında Avrupa'nın en büyük firması olmak. Zaten biz bunu yıllardır dillendiriyoruz. Yani bugün söylediğimiz bir şey değil. İkimizden de dünyada başarılı olacak çok daha fazla marka çıkacağını umuyoruz. Bunu teknoloji anlamında yapan
en önemli markalardan biri de inşallah İKAS olacak. Bir kere müşteri deneyimi açısından şöyle bir problem vardı daha önce. 7 tane aşamadan geçiyordu müşteri satın almaya gidene kadar. İKAS'ta bu bir adıma, iki adıma düştü. İKAS'ta çalışın, İKAS'tan kar edin, İKAS'tan hayatınızı kurtarın. İKAS'a geçtikten sonra gerek satış adetlerinde, gerek ciromda ciddi bir artış oldu. Özellikle bu Mars ürününüzden sonra çok daha güzel bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Müşteriye önem veriliyor, değer veriliyor. Satıcı hakkında sorunlarıyla ilgileniliyor. Biz memnunuz, herkese de tavsiye ederiz. Herkesi aynı ekip ruhu ve motivasyonda kalmasını sağlarken en çok zorlandığınız böyle yönler nelerdir ve bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Yani şimdi bütün operasyon insanlar üzerinden dönüyor. Dolayısıyla günümüzde gerçek anlamda bir şirketi büyütmek istiyorsanız temel konu yine dönüyor. Dolayısıyla insana geliyor. İnsan yönetmek çok zor. Ekip ruhu yaratmak çok zor. Çünkü onlarla hemhal olmanız gerekiyor. Her zaman her şey de yolunda gitmiyor. Yani her kadronuzu aldığınız insanla da müthiş muhabbet besleyerek çalışamayabilirsiniz. Yani dolayısıyla birçok farklı fıtratta, farklı mizaçta insanların bir araya geldiği bir platform yaratıp herkese aynı şeye inandırmak, o doğrultuda götürmek hakikaten çok zor. Bunun için onlarla çok vakit geçirmeniz gerekiyor ve en önemlisi, yani liderlik etmek istiyorsanız onlardan daha çok çile çekmeniz lazım. Onlardan daha çok koşmanız lazım. Onlardan daha çok mücadele ettiğinizi göstermeniz lazım. Onları düşündüğünüzü, müşterinizi düşündüğünüzü ve gerçekten bu hikayenin hepsinin, her birinin bir parça olduğunu düşündürtmek zorundasınız. Bunun için de gerekiyor en temelde şey, tabii her zaman gayret, gayret, gayret. Yani gayret olmadan bu ruhu yaratma şansınız yok. Başardık demiyorum. Başarmak için mücadele ediyoruz. Başardık büyük bir cümle ama mücadelemiz baki. Devam ediyoruz yani.